Herkese merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Bir sıkıntımız yok çok şükür Allah'a. İşe gidiyorum her zamanki gibi. Videomu bir açılış yapayım istedim. Çünkü açılış yaptığınız zaman devamı geliyor. Bunu daha önce söylemiştim size. O yüzden bugün bir başlangıç yapayım istedim. Geldim zaten çok az kaldı iş yerine. Kulum ağrıyor böyle tutmaktan. Günlerden salı bugün bu arada. Pazartesi'yi bitirdik çok şükür. Öyle bakalım, dediğim gibi videoma bir açılış yapayım istedim öncelikle. İnşallah devamını da getiririz diye düşündüm. O zaman muhtemelen iş çıkışında, belki yine arabada ya da evde mutfakta tekrardan görüşürüz. Bu arada sabahtan bütün evi toparladım. Bir tek çamaşırım kaldı, katlanacak. Dün çünkü sporum vardı ve çok yoruldum. Hiçbir şey yapamamıştım. O yüzden böyle erken kalkıyorum zaten sabah. O yüzden böyle hemen her tarafı toparladım. Böyle olduğu zaman içim çok rahat ediyor. Tabii ben gidene kadar ne hale geliyor tahmin edebilirsiniz ama yine de o böyle detaylı toplamayı yapmış oldum. Defne'nin odasını bile topladım yani. Böyle bakalım. Şimdi kendime bir park yeri bulayım. Koskoca sitede park edecek yer bazen bulunmuyor ama şu an buldum. Neyse bakalım. Görüşürüz yine. Kızlar, herkese cumartesi gününden merhabalar. Telefonu çok sıkıntılı bir yere koydum da altına besleyeyim. Düşerse falan neme lazım. Günlerden cumartesi. Yine böyle tembel, kendimi dinlenmeye aldığım bir cumartesi günü. Soğanımı soyuyorum. Çok pardon, şu anda gelemedim yanınıza. Tavuklu bezelye yapıyorum. Tavuklarımı kavurdum. Sonra bir baktım patates yok. Sonra bir baktım havuç da yok. Yani kısacası bezelye dışında. Ve soğan dışında hiçbir şey yokmuş. Şöyle marketten birazcık alışveriş yaptım. Görmüş olduğunuz gibi arkamdaki poşetler onlar. Dedim ki hemen şu soğanlarımı falan bir tavuklarımı kavurdum. Soğanımı, patatesini, havucunu atayım. Onlar da kavrulsun da yemeğim hazır olsun. Yemek olduktan sonra gerisi önemli değil. Saat şu anda 2 falan. Saat 10 gibi falan kalktık. Güzelce kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra bir makineye çamaşır attım. Bitmiştir belki o da ya da bitmek üzeredir. Onu kurutmaya atacağım. Bir posta daha çamaşır atacağım. Sonra çamaşır kurutacağım. Aman çamaşır katlayacağım. Ya seni yerim ben. Ben çamaşır katlarken Çınar hep yanımda oluyor. Evet evet tamam, şu soğanları doğrayayım da. Hakan'cığım da Çınar'la bize yemek aldı. Ve biraz karnım acıktı benim. Hadi ben size bir şeyler ısmarlayayım hadi dedi. Yemiyorum bunu. Dur, ters mi yedirmişim? Yok aşkım. Kırın. Evet, kırdı. Sen ki arkasından yemişsin ama önemli değil. Tamam. Neyse bakalım ya, biz yemeklerimizi yiyelim. Amin Hakan'cığım. Bana diyor. şimdi yemeğimizi yedik. Hemen geldim ben. Tavuklarımı kavurdum demiştim ya zaten. Soğanı da attım. Onlar kavruldu. Sarımsak attım. Patates ve havuç attım. Bunlar biraz kavrulsun çünkü bezelyem şey değil. Buzluktaki bezelye değil. Şöyle konserve bezelyem vardı. Onunla yapacağım. Bu zaten haşlanmış gibi olduğu için. Önce bunlar şöyle güzelce bir yumuşasın. Bezelyeyi de katıp salçasını katmadım daha. Bunların kavrulmasını bekliyorum onun içinde. Öyle. Güzel oldu. Kırmızı biber de katacağım şimdi. Hiç sağlıklı şeyler o. Kırmızı biberlerimi de ekledim. Şu an bu görüntü ve bu renk çok güzel değil mi? Evet. Sadece bu bile yemek olabilirmiş ya. Vallahi sadece garnitürü bir yemek kadar yaptı yani neredeyse. Atayım mı? Hakan'cığım yok. Daha salçasını falan atmadım. Bu biraz kavrulsun böyle. Şöyle kapatayım ağzını da. Biraz yumuşasın. Ondan sonra dediğim gibi salçasını atacağım.
Sonra hemen size şuradan aldıklarımı da göstereyim mi? Kızlar şöyle 3-4 tane muz aldım. Artık dedim hep muzu azalıyorum çünkü hemen çürüyor. Şöyle birazcık çilek aldım. Bu da yarım kilo falandı galiba. Birazcık havuç aldım. Patates aldım. Bunların hepsini yarımşar kilo aldım bu arada. Patatesi neden yarım kilo aldım? Çünkü çok pahalıydı bu markette onun için. Yarım kilo salatalık aldım. Bir tane patates. Sonra filtre kahve aldım. Şöyle yine Mehmet Efendi'nin çok lezzetli oluyor gerçekten. Nescafe'miz çok az kalmıştı. Bir tane şöyle Chibo'nun Nescafe'sini aldım. Bir tane içim rahat süt aldım. Birazcık yine yarım kilo kapya biber aldım. Şu Berran jelepon turşusunu aldım. Çok güzel olmuştu. Geçen çok güzel olmuştu. Ben yapmışım gibi söyledim. Geçen bundan almıştım ve çok güzeldi. Beğendim. Onun için daha bundan aldım. Şöyle bir tane bitter çikolata aldım. Lazım olur diye. Sonra şöyle bir tek bunu bir kilo almışım herhalde. Aslında bunu yarım kilo eklediğimi zannediyordum. Ama bir kilo eklemişim. Köy biberi aldım. Biber biliyorsun zaten. Evet. Sonra şurada birazcık börtten aldım. Şöyle az bir şey. Az bir şey. Böyle yani. Dediğim gibi çok fazla bir şey almadım. Zaten amaç patates ve havuç söylemekti. Onlar için yanında da böyle ıvır zıvır bir şeyler eklemiş oldum. Herkese mutlu pazarlar. Yeni uyandım. Hakan bize güzel bir kahvaltı hazırlamış. Böyle bir şeyler almış. İşte sucuktur, bir şey, kavurma falan yapmış. Burada da yumurtamız haşlanıyor. Çayımız da demlenmiş. Böyle valla sabah sabah güzel bir sürpriz oldu bu. Bize afiyet olsun. Sinan Paşa. Ya o benim çatalım. Bu da benim kaşığım. Ve pazarlarımızın vazgeçilmez klasiği. Kardeş kavgaları. Ya bir şey olmaz. Selam. Bu şekilde video çektiğime inanamıyorum. Ama kızlar görüyorsunuz saçımın röfleli olması için yaptığım eziyet bu. Biliyorsunuz en son çerçeve paket attırmıştım ve onun üzerinden bile neredeyse 3-4 ay falan geçti. Yani bayağı bir uzamıştı. 6 ay geçti. Ne zaman yaptırmışız? Aralık'ta yapmışız. Yok artık, Aralık'ta boyatmışız. Yani 6-7 ay geçmiş gerçekten bayağı. Arkalarımın zaten uzunluğu tartışılamaz durumdaydı. Şimdi benim yıllardır geldiğim kuaförüm Mehmetcan Kuaför. İstanbul'da ve Anadolu yakasındaysanız gerçekten şiddetle, bu özellikle röfle, omre, somre, hani balyaj inanılmaz başarılı. Yani ben yaklaşık 10 yıldır başka hiçbir kuaföre gelmeden sadece buraya boyatıyorum saçlarımı. Başka hiçbir yere gitmedim yani. Benim güzel kızım da yazın, yani geçen sene yazın bu Palette'nin sıvı açıcıları var, biliyorsunuzdur belki. Onu sıkıyorsunuz ve güneşe çıkıyorsunuz, saçınızı açıyor güya. Evet açıyor ama saçı iğrenç derecede turunculaştırıyor. Defne'nin saçı artık turuncuya dönmüştü. Geçen işte bu Aralık ayında geldiğimiz zaman onun üzerinden o turuncuları kapatır gibi bir boya yapmıştık. Vallahi sesim duyuldu mu bilemiyorum ama Defne'nin yazın yaptığı bir hata Defne'nin saçlarını mahvetti. Bu Palette'nin sıvı açıcıları var, biliyorsunuzdur belki. Bu şekilde konuşarak beni ne kadar ciddiye alıyorsunuz bilmiyorum ama siz yapmayın diye size söyleyeyim dedim. Defne geçen yazın o sıvı açıcılarla sürekli saçını yaptı ve güneşe çıktı. O da saç rengini evet açıyor ama iğrenç bir turuncu haline getiriyor. Bu Aralık'ta ben son çerçeve röntgen yaptırdığımda Defne'nin saçını da öyle o turuncuları kapattırmıştık ama tabii ki yine aktı. Ve Defne'nin çok yoğun isteği üzerine yine onu kıramayarak bir hafta sonra da doğum günü. Bir doğum günü hediyesi olarak Defne'nin saçlarında da güzel bir değişiklik yapıyoruz. Bilmiyorum, eğer işlemden sonra göstermek isterse, kameraya çıkmak isterse onu da gösteririm size. Sen göstermemi ister misin? Şu an buradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Evet, böyle aralara ışıltı attırdık. Bakalım, yani şu anda keratin var saçında, biraz bakım yaptırıyoruz. Çünkü Defne'nin saçı çok kıvırcık, biliyorsunuz haddinden fazla kıvırcık. Saat 11.30'da mı geldik? 12'ye doğru geldik galiba. Şu an saat 4 ve en az 2 saat daha buradayız. Gerçekten 1.5 saat falan benim saçımın paketi atılması sürüyor zaten. Ve şu anda ikinci kahvemi içiyorum böyle. Cidden çok yoruldum yani. Resmen paket atarken uyuyordum yani. İşte kadınların çilesi diyerek ya gerçekten böyle beni ne kadar ciddiye aldınız. Çok komik değil miyim yani? Neyse sonrasını göstereyim ya artık.
şekilde daha fazla sizi güldürmeyeyim. Kuaförümün de yeni lokasyonunu göstereyim size. Gelmek isterseniz diye mutlaka etiketini de aşağıda bırakırım. Bu reklam falan değil arkadaşlar. Yani dediğim gibi 10 yıldır geldiğim kuaförüm. Sadece tavsiye etmek için söylüyorum. Çünkü benim saçımı çok soruyordunuz. Bugün de öyle bir evlenen var ki. Maşallah, Allah mutlu mesut etsin, ne diyelim. Şöyle yine Ümraniye'de. Yeri burası. Bu şekilde içeriği de göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Hiç geriye gidemeyeceğim. Zaten kafamdaki ağırlığı size anlatamam. Şöyle yüzeysel bir göstereyim. Kuaförüm Mehmetcan. Böyle. Şu bölge çok tatlı olmuş. Dışarı çıkmaya çalışıyorum telif yemeyeyim diye. Kızar. Saçlarımı ne kadar kestirdiğimi göstereyim mi size? Bakar mısınız? Küçücük kaldı ya. Uçları çok yıpranmıştı. Bu da Defne Hanım. Tabii ki şu anda kendisi çok mutlu olduğu için çıkıyor kameraya. Yoksa çıkarma asla. Evet. Ya aşırı turunculaşmıştı saçları. O yüzden mecbur açtırmak durumunda kaldık. Ay nedir olmuş? Şey yapacağız. Yani okul açılana kadar, okul açıldığı zaman üzerinden tekrar koyu bir boyayla geçeceğiz. Koyu sarı. Koyu sarı. Şimdi bitti işimiz. Saat kaç biliyor musunuz? 7. İnanamıyorum. 7 saattir buradayız. Hemen eve gidiyoruz. Çok acıktık. Eve şimdi geldik. Yani bir 15 dakika oldu. 15 dakika içinde de direkt yemeklerimizi yedik. O kadar acıkmıştım ki. Saat 11.30'a doğru biz çıktık evden. Ve saat 7.30'da geldik. Şaka gibi 8 saat. Vallahi mahvoldum ama. Sarı saçın, sarı olma istemenin hazin sonu. Neyse, Allah'tan öyle çok sık yaptıran biri değilim. Yoksa bu kadar uzun kuaför gerçekten katlanamam yani. Bir ara fenalık geçireceğim falan sanmıştım. Neyse bakalım, bu böyle karma karışık bir video oldu. Yine bir haftalık bir video oldu. Hep kendime bakıyorum, saçımı yeni yaptırdım ya. Bir süre böyle gider. Saçlarımı bayağı kestirdim bu arada kızlar, gördünüz mü? Ya uçları inanılmaz ölmüştü. Şimdi fönden dolayı böyle duruyor tabii ki. Ama yani gerçekten şu kadar falan kestirdim yani. Çok uzamıştı. Cidden çok uzamıştı. Bakar mısınız, ben böyle çok streslendiğim zaman benden böyle bir şeyler çıkar. Bu orada gerçekten böyle bunaldığım için oldu. Neyse. Allah'tan hava çok sıcak değildi ama ona rağmen terledim ne biçim yani. Yemeği öyle bir yemişiz ki kendimizden geçmişiz gerçekten. Nasıl acıkmışız ya. Ay, sanki orada bir şey yok muydu yiyecek. Ha şimdi, ha birazdan diye yanımızda böyle atıştırmalık götürmüştük. Sağlıklı atıştırmalıklar. Böyle sağlıklı besleniyoruz. O yüzden de çok fazla dışarıdan tavuk dışında bir şey yemek istemiyorum. Tavuğu da bilmediğim yerde yemek istemiyorum. O yüzden söylemedim de yani. Neyse kızlar, artık bu videomu ben burada kapatayım. Umarım keyifle, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Çınar şu anda yemek yiyor. Arkadaki tabak sesleri ondan geliyor. Herkesinki bitti tabii ki. Çınar Bey kaldı. Afiyet olsun annem. Böyle işte. Afiyet olsun bebeğim. Dün mezeleyi tavuk yapmıştım ya. Onu dün hiç yemedik. Hakan da makarna yapmış, salata yapmış sağ olsun. Öyle yedik bitti işte. Aha, o kadar yorgunum ki. Ben güya eve gelip içi yapacaktım da biraz dinleneyim, mecbur yapacağım gerçi de. Biraz dinleneyim, hatta böyle belki bir saat falan gözümü kapatırım çünkü cidden çok fenayım. Ay neyse, sizin de içinizi karartmayın videonun sonuna doğru. Güzel oldu, kendimize bakım yapmış olduk. Ben çok beğendim, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Her zamanki saçım yani, hani beğendim derken. Hani dip yaptırdığınız zaman insan böyle bir kendine geliyor gerçekten. Bir bakımlandığını hissediyor. Ama tabii ki şuradan böyle çıkan hem hani yanan, kırılan, dökülen saçlar, hem şuralardan çıkan bebek saçlar böyle bir görüntü oluşturuyor. Bakar mısınız? Neyse ya, hadi bakalım. Sonraki videoda yine görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.